sabah saat 7'ydi. Bütün her şeyi ayrıntılarıyla çok iyi hatırlıyorum. Normalde suda doğurmak gibi bir niyetim yoktu ama suyu çok severim ve suyun şeyinden faydalanmak istiyordum rahatlatma sürecinden. O yüzden bir doğum havuzu istemiştim. Sonra suya girdim. Yani orası o kadar böyle bir rüya gibi ki. Hani doğumistan derlerdi. Onun ne olduğunu tam anlayamamıştım ilk doğumumda. Çünkü bilincim çok gerçek dünyadaydı ve her şeyi çok algılıyor ve açıktım. Burada da başka bir diyardaydım gerçekten. O suyun içinde yani dans ettiğim olmuş, işte şarkılar söylediğim olmuş, uyuduğum oldu, ona uyuduğumu hatırlıyorum. Ve gerçekten gelen her dalga yani bir haz veriyordu acıdan da öte. Çok enteresan bir hazdı bu. Yani zevk almak demeyeyim ama hani bu başarı duygusu da değildi. Ama yani orada başka bir haberciydi o. Sana bir şey haber veriyordu bana. İşte çok iyi gittiğimi, bebeğimiz benimle ortak bir şey yaptığının ve bu sürecin yakında bir kavuşmaya döneceğinin habercisiydi. Doğumun başladığında çok etkileyiciydi. Önce bir korku geldi tabii yine. Böyle bir an eyvah dedim, böyle bir şeyler oluyor bana. Hani bağırsaklarım, işte vajinam, anüsüm, yani pek iyi hissetmiyorum kendimi dedim. Ve tekrar kendi iç dünyama dönüp bebeğimle o çalışmaya, doğum çalışmasına devam ettim. Ve o süreç içerisinde ben elimi vajinama koydum. Bebeğin kafası doluyor avucumun içine ve yani hayata dokunduğum en yumuşak doku. Herhalde bir daha öyle bir şeye dokunamam. Sonra hop diye geri çekiliyor. Sonra tekrar bir sonraki dalgada tekrar doluyor. Hadi kal kal burada kal falan diye böyle sesleniyoruz bebeğe. Sonra hop diye tekrar çekiliyor ve bu böyle 4-5 sefer oldu sanırım. Her seferinde o yumuşak, yani ilk dokunan ve ilk karşılayan olmak çok güzeldi. Yani orada varlığımı hissetmesini, bilmesini. Çok mutlu oldum o hissi yaşamaktan. Sonra kafası çıktı ve duruyoruz, bekliyoruz. Yani ne kadar büyük bir saygı. Yani orada hiçbir korku yok. Yani işte bebeğin havasız kaldı, öldü suyun içinde. Aman ki Ekin kordonlu bir bebekti. İki tur kordonu vardı. Ona rağmen ne bir panik, ne bir korku, ne bir endişe ve bebeğe, bana, bedenime, yani bütün doğaya gösterilen bir saygıydı bu. Ve inanılmazdı gerçekten. Yani onu orada hissetmek, orada olduğunu bilmek ve birazdan, yani birkaç dakika sonra buraya geleceğini bilmek. Ve göğsüme geldi direkt, hiç ayrılmadan, hiç şey yapmadan göğsümde güzel yerleşti. Orada kontrolleri yapıldı. Sudan çıkmıştı, bildiği bir yerden bildiği bir yere ve oradan da yine bildiği bir göğüse gelmişti.